Şimdi de kalbi Allah sevgisi ve cihat aşkına çarpan bir neslin yetişmesinde kılavuz olmuş Allah dostlarından bölgemizin medar istiharı merhum Hacı Hasan Efendi Hazretlerinin mahzunlarından muhterem Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi sizlere hicretle tasavvuf konusunda hitap edeceklerdir. Kendilerini buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdü sana Rabbimize, salatü selam Nebimize, sıhhat ve afiyet bütün kardeşlerimizin üzerinde olsun. Erciyes, tekir yaylasının bir manası var. Buraya boşuna konulanmadı. Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, Almanya'sından, Hollanda'sından vesaire yerlerden kardeşlerimizin bir gelişinin anlamı, üstadımız hazretlerinin mühim sohbetleri bu alanda olurdu. Onların ruhaniyetleri bizi bir araya topluyor ve onların manevi dirgahında hakiki cihat eri olmak için hepimiz bugünden itibaren seferber olmamız gerekir. Sevgisi Allah için, buğzu Allah için olan kardeşlerim. Tarihe baktığımız zaman milletler ve devletler yokluk, kıtlık, hastalık, sefalet ve bu hallerden dolayı yok olmamıştır. Ne zaman ki ahlaki yapı bozuldu, aile hayatı değişti, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, zina suç olmaktan çıkartıldı, ekonomik hayat, siyasi hayat bozulduğu an o millet ve devletler yerle bir olmuş, hatta tarihten silinmiştir. Bizim ızdıraplardan kurtulup saadete erebilmemiz için Cenab-ı Hak Estaizu billah siz kendi nefsinizde olanı değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez. Hicretin asıl anlamı bu ayeti celilede yatmaktadır. Ra'd suresinin 11. ayeti celilesi bize bir başka kurtarıcı gelecek de kurtulacak değiliz. Evet, elbette kurtarıcı ele ihtiyacımız olmakla birlikte asıl biz kendimizi kurtarmak için nefsimizi ıslah etmeye gayret göstermeliyiz. Kime bakarsanız, kimle görürseniz, görüşecek olursanız bir ızdıraptan bahsediyor, sıkıntıdan bahsediyor. Bu sıkıntının mühim sebebi kim? Es-sa'illah ve men âraza an zikri fe inne lehum ma'işeten danka ve nahsuruhu yevmel kıyamete a'ma. Kim ki bizim zikrimizden ayrılırsa, namazımızdan, orucumuzdan, haccımızdan, zekatımızdan, cihadımızdan ayrılacak olursa, onlar için dar bir geçim var, sıkıntılı bir hayat vardır diye buyuruluyor. Yine tarihe baktığımız zaman milletlerin kahroluk sebeplerini anlattık. Ve müşrik düzenin ortak tavrı tevhide karşı baş kaldırmaktır. Ne zaman ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Hazreti Nuh'a ve onun getirmiş olduğu emirlere, tavsiyelere baş kaldırdığı zaman kahrolmuş, mahvolmuş, yok olmuştur. Hud Aleyhisselam'ın kavmi aynen o şekilde, Semud kavmi aynen o şekilde, Lut kavmi aynen o şekilde, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine baktığımız zaman onların da ticari ahlaksızlıkla mahvolduğunu görmekteyiz. Diyorlardı ki kazanca sınır konmaz, zengin olmak için hile yapmak gerekir. Sanki günümüzde bir kısım insanların hayali ticaretle
faizsiz ekonomik düzen olmaz dedikleri gibi memleket inim inim inlemektedir. İşte asıl din bu saadete, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine dönemindeki hayatına hicret için kendimizi bugünden itibaren hazırlamamız icap eder. Şuayb Aleyhisselam'a vesair peygamberlere müşrikler bir söz söylüyorlardı. Diyorlardı ki, ya bize iman edeceksiniz ya da sürgün, hakaret, zulüm ve her türlü işkenceyi reva görüyorlardı. Müşriklerdeki ortak tavır ve özellik budur zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin ilk geldiğinde Hatice annemizle beraber Varaka bin Nevfel'e gitmişlerdi. Varaka bin Nevfel'e hadise anlatılınca dedi ki, seni memleketinden çıkartacaklar. Vatandaşlık kaydından seni silecekler diyordu. Musa Aleyhisselam'a Firavun'un endişesi buydu. Musa Aleyhisselam dinine davet ediyordu. Din sadece itikadi manada anlaşılmamalı. Din, medeniyet ve devlet manasına da gelmektedir. Diyorlardı ki, Hazreti Musa'nın daveti tutacak olursa bizim halimiz ne olacak, saltanatımız ne olacak diyorlardı. Bunun için hicret erleri fert fert davetlerine, fert fert insanları ıslaha gayret ve çaba göstermişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, çalışmamızı baştan hepsimizden, ondan sonra fert fert insanlar üzerinde yoğunlaştırmamız gerekir. Vel-Asr suresine baktığımız zaman Cenab-ı Hak bu ayeti celilede, bu sureyi celile-i cemilede baştan hepsimizle ilgili olan iman ve salih amel. İkinci olarak sadece nefsi değil, hem cinsimize karşı vazifelerimizde de Rabbimizin bize tavsiyesi hakkı ve sabrı insanlara öğretmektir. Biz kendi nefsimiz için yaptığımız vazifelerden belki kurtulamayacağız. Namazımız belki kurtarmayacaktır. Belki bizim çekmiş olduğumuz evrak ve eskar kurtarmayacaktır. Ama bizi kurtaracak olan asıl Allah'ın Enfal suresinde buyurulduğu üzere din Allah'ın oluncaya kadar mücadele etmek ve gayret göstermek, bu uğurda çaba bizi Allah'ın huzurunda yüzümüzü ak edecektir. Hatırlayın Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i. Biz kendi komşumuzun kapısını çalamıyoruz. Nebi-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Cehil'in kapısını 27 defa çalmıştır İslam'a davet için. Biz kimleri davet edebiliyoruz? Evet, bu toplantıların bir manası var, bir önemi var. Fakat asıl geçerli olan tek tek bütün insanlığın irşat ve ıslahı için çalışmaktır. Tasavvufta hile diye bir husus vardır. Kamil bir mürşidin huzuruna bir zat gelir. Der ki, efendim ben çileye girmek istiyorum. Hangi çileden bahsediyorsun? Çünkü iki tane çile vardır. Birisi yalnız bir odaya girer, 21 üzüm tanesi veya kuru ekmekle vaktini geçirir. Sadece zaruri ihtiyaç için çıkar, bunun dışında yerinden ayrılmaz. Bir çile daha var ki ashabın çilesidir. Bu çile ise 40 insana, 40 köye, 40 şehire, 40 vilayete ve devletlere uzanmaktır, insanları hakka davet etmektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedim, gece Medine-i Münevvere'de teftişe çıkmıştı. Dolaşıyordu Medine'nin etrafını. Dolaşırken yaşlı bir Yahudi'ye rast geldi. Onun İslam'a davet edilmediğini öğrenince Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz
ellerini yüzlerine koydu ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Dediler ki, ya Ömer, niçin ağlıyorsun, neden ağlamayayım? Yarın Allah'ın huzuruna vardığım zaman Rabbim bana bu Yahudi'yi niye İslam'a davet etmedin diye sorarsa ben ne cevap vereceğim buyuruyor. Ve davetimizde coğrafi sınırlar tanımadan bütün insanlığa vazifemizi yapmamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, arz benim için mescid kılındı, secdegah kılındı ve benim için arıtıldı diye buyuruyorlar. Onun için affedenlerini düşünün. Onlara üstadlarının emri sadece bir bölgede hizmet etmek değil, şu ata bin, at nerede durursa orada irşat ve islahına devam ediyordu. Cava Adası'na bakın, 9 veli tarafından fethedilmiştir. Ashab-ı kirama baktığınız zaman 124 bin ashab-ı kiramın Mekke ve Medine'de kabirleri ancak 100 ve 200 kadardır. Belki de 300 kadardır. Bunun dışında nerede diyecek olursanız, belki Afrika çöllerindedir, belki Afganistan'dadır, hiç şüphesiz İstanbul'un surlarının önündedir. Bizim irşat ve ıslahımız için hiçbir bölge tanımadan Allah'ın davasını yaymak için gayret ve çaba göstermişlerdir. Bu daveti gerçekleştiren insanlarda şu hususiyetin olması gerekir ve çok kısa kesmek suretiyle ifade etmek istiyorum. Birincisi içimizde nefis ve şeytana karşı cihadımız, ikinci olarak da din düşmanlarına karşı çabamız, onlara karşı buğzumuz, kinimiz, muhabbet duymamaktır. Çünkü bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimiz, Ebu Cehillere olan buğzumuza bağlıdır. Gerçek hicret o, hicretleri olabilmek için iman, tereddütsüz bir inanç, ikincisi takva, üçüncüsü de ihsan. Bu boyutlar içerisinde İslami hayatı yaşamaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak kılsın. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hiç düşündük mü acaba? Azalarında noksanlık bulunan kardeşlerimiz, göremeyen, işitemeyen, duyamayan insanlar bizim öğrendiğimiz bilgileri nasıl anlatıyorlar, nasıl öğreniyorlar? Evet, şimdi 3 dakikalık bir parodi olarak Hacı Göksun isimli dilsiz bir abimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti esnasındaki olayları anlatacaklar. Peygamberimizin evinin müşrikler tarafından kuşatılmasından itibaren Medine'de karşılanışına kadar olan süreyi dilsiz kardeşimiz burada kendi jest benlikleriyle, kendi üsluplarıyla anlatacaklar. Buyursunlar efendim. Hacı Göksun. Selam veriyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'le beraber elinde yatıyordu. 40 tane kafir Peygamberimizin evini çevirdi. Öldürmek istiyorlardı kendisini. Yatılamadı. Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'a dua etti, niyaz etti. Cebrail geldi ve onun talimatıyla bir avuç toprağı kafirlerin gözlerine atınca hepsi uyuyakaldılar gafletten. Ve Peygamberimiz de rahatça onlar görmeden arasından geçti gitti. Daha doğru tırmanmaya başladı. Kafirler, şeytan, arasında bulunan şeytan, kafirleri uyardı, kalkın ne duruyorsunuz? Uyandılar ki Peygamberimiz evini kırarak açtılar, tekmelediler, yatağa kaldırdılar. Nerede Muhammed, Hazreti Muhammed dediler. Ve Hazreti Ali'yi bulunca ata binip yakalamak üzere harekete geçtiler. Evet. Daha doğru tırmanıyorlar. Dağda mağaraya sığınmış olan Peygamberimizin mağarasının önünü
Örümcek kaplamış, kuş yumurta yapmıştı. İlk süreden geldiler, Muhammed burada dediler. Bir diğerlerine dedi ki, hayır olmaz, burada örümcek ve güvercin var. Ebu Bekir Efendimiz korkuyor, titriyordu. Peygamberimiz, hayır Allah bizimle beraberdir, korkma ya adam, titriyordu. Ondan sonra Peygamberimiz bir başka yoldan çölde, Medine'ye doğru harekete geçti. Peygamberimiz giderken arkasından kafirlerden o zaman müşrik olan Süreyya atıyla giderken atını kuma çöktürdü. Yeniden çöktü. Peygamberimize yalvardı, yakardı. Ve Peygamberimiz de onun duasıyla atının ayağı çıktı ve Peygamberimiz Medine'ye doğru çölde yolculuklarına devam ediyor. Medine'deki Müslümanlar hasretle onu bekliyorlardı. Gözler ufka dikilmişti. Evet. Ve bu anda salâhı zâdû aleyhâ diyerek sevgili Peygamberimizi büyük bir neşeyle Medine'ye müredelerde kapladılar. Evet. Hadi görüşürüz kardeşimize. Teşekkür ediyorum.